Gerekli olan malzemeler: lazanyamız için gerekli olan su, domates salçası, kıyma eti. Benim kıymam etim. İçerisinde maydanoz ve soğan var. Önceden hazırladım zaten. Havuç, mercimek, yeşil biber. Kiraz meyve suyu da hazırlayacağım. Önceden buzdolabında bıraktığım kirazım var. Beşamel sosu hazırlamak için sütü de ihtiyacımız olacak. Ocağımız üstüne bir tencere koyacağız. İçerisinde bir miktar sıvı yağ koyduk. Şimdi yeşil biberimiz küçük küçük bir şekilde doğradıktan sonra koyuyoruz. Biraz karıştırıyoruz. İki dolu yemek kaşığı domates salçası koyacağız. Azıcık birbiriyle karıştırıyoruz. Bir miktar da su döküyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Fesleğen koyacağız şimdi. Bir miktarı sarımsak pudrasından da koyalım. Birbiriyle karıştırıyoruz. Sizler isterseniz karabiber de koyabilirsiniz. Bir miktarı tuz da koyalım. Bir miktarı daha su koyacağız. Şimdi kıyma eti de koyalım. İyice karıştırıyoruz. Evet, artık şöyle sosumuz hazır oldu. Şimdi beşamel sosu yapalım. Tenceremiz içerisinde bir miktar tereyağı koyduk. Tereyağımızı eritiyoruz. Bir miktar un koyalım. Unumuz ve tereyağımız birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi bir miktar su döküyoruz. Karıştırmaya iyice şöyle karıştırıyoruz. Bir miktar tuz koyalım. Az bir miktar sarımsak pudrası. Ve az bir miktar karabiber. Ve küçük Hindistan cevizi rendeleneceğiz. Kıvamı kalınlaşana kadar karıştırıyoruz. Şimdi bir miktar kaşar peyniri rendeleneceğiz. Sizler de isterseniz mozzarella peyniri kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bir fırın tepsisi alıyoruz. Kalebimiz içerisinde bir miktarı beşamel sosundan koyacağız. Tüm kenarları yerleştireceğiz. Şimdi et sosumuzdan koyacağız. Ve onu da yerleştireceğiz.
Şimdi lazanyalarımız birbiriyle yan yana olacak. Evet şöyle. Şimdi birinci katımız koyduk. Üstüne bir miktarı et sosumuzdan koyalım. Bunları da yerleştiriyoruz. Sonra başlamaya sosumuzdan koyup yerleştireceğiz. Şimdi bir miktar da kaşar peynir koyalım. Lazanyamızdan bir kat daha koyalım. Şimdi diğer malzemelerimiz aynı şekilde devam edeceğiz. Beşinci katımızı da koyduk. Tabii ki katlar size bağlı. Şimdi son katımızı koyalım ama orada daha fazla bir miktarı peynir koyacağız. Ben şimdi şu çeşitli olan yağlı kalk kullanacağım. Bir tarafı yağlı kalk olacak, öbür tarafı alüminyum olacak. Öbür tarafı böyle oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi kenarları iyice kapatıyoruz. Artık fırına geçilmesi için hazır oldum. Şimdi meyve suyumuz yapalım. Bir tencere alalım. İçerisinde kirazımızı koyacağız. Bir su bardağı kadar şeker dökelim. Ve bir miktarı su. Karıştıracağız ve ocağımız üstüne bırakacağız. Şimdi kaşık yardımıyla şuradaki fazlalıkları da çıkartıyoruz. Sonra iyice kaynana kadar bekleyeceğiz. Bir tabağa alalım. Birazımız yerleneceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi bir miktar daha birazımız üstüne su döktük. Ve yerlerimiz ile böyle bastıracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar meyve suyumuz böyle oldu. Çok sağlıklı ve lezzetli. Şimdi meyve suyumuz cam sürahiyesi içerisinde koyacağız. Evet şöyle şimdi buzdolabımızda bekleyeceğiz. İftarımız olana kadar bekleyeceğiz. Şimdi lazanyamızı iftar tabakları içerisinde yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar lazanyamız piştikten sonra böyle oldu. Gayet iyi bir şekilde pişti. Evet arkadaşlar bugün iftarım için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.